Merhaba değerli kardeşlerim. Genel tekrarlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi 19. yüzyıl ıslahatları diyoruz. Arkadaşlarım biliyorsunuz ıslahatlar ÖSYM'nin vazgeçilmezi. Ve ben hep öğrencilerime şunu söylüyorum. Diyorum ki arkadaşlar ıslahatları uzun uzadıya yazmayın. Islahatlar akılda kalsın diye ne yapacağız? Bakın ben burada aslında sizler için yaptım. Sizler aynen bunu bir A4 kağıdına geçirebilirsiniz. Tabii devamı da var arkadaşlarım. Şöyle bir şey. Mesela ilk etapta küçük bir post-it kağıdına 2. Mahmut başlığını atıyorsunuz. İşte senedi ittifak, tımar yok, maaş, redi, fes ceket pantolon, müsaadere yok şeklinde böyle yazabilirsiniz. Yani uzatmayın. Senedi ittifak padişah ile ayanlar arasında imzalanmıştır. İşte bunun imzalanmasına etkili olan Alemdar Mustafa Paşa'dır. Böyle uzatmayın arkadaşlarım. Önemli olan o ıslahatın hangi padişahın döneminde olduğunu bilip bilmemeniz. Hani zaten detaylı notlarınızda bunlar vardır. O yüzden bakın ilk etapta 2. Mahmut'u bir post-it kağıdına yazdınız. 2 gün boyunca yürüyüşe çıkarken, ekmek almaya giderken, dolmuşa, otobüse, metroya binerken bunları tekrar edin. Sonra 2 gün sonra Abdülmecit aynı şekilde yazılacak. Sonra 2 gün sonra Abdülaziz, sonra 2 gün sonra 2. Abdülhamit. Küçük post-it kağıtlara yazdınız bunları. Ve sonrasında arkadaşlarım bunları bir A4 kağıdında birleştiriyorsunuz. Aynen burada olduğu gibi. Ve şöyle soru önünüze geldiğinde diyeceksiniz ki artık evet bu sol taraftaydı, bu sağ taraftaydı. Ve şöyle bir şey, mesela ÖSYM Abdülmecit dönemi ıslahatları için hangisi yer almaz? Abdülaziz dönemi ıslahatları için hangisi yer almaz? 2. Abdülhamit dönemi ıslahatları içinde hangisi yer almaz şeklinde çok soru soruyor değil mi? Ve bunların arasında genellikle 2. Mahmut dönemi ıslahatlarından birini koyuyor. Ve 2. Mahmut dönemi ıslahatlarının birçoğunda ben bu varsa bu da var yapabiliyorum. Yani mantık yürütebiliyoruz. 2. Mahmut'u çok iyi bilirsek seçeneklerde olduğu zaman da direkt eleyebiliyoruz. Peki arkadaşlarım, ilk etapta Senedi İttifak. Senedi İttifak 2. Mahmut döneminde padişah ile ayanlar arasında imzalanan sözleşme mi? Evet. Ve arkadaşlarım bakın Osmanlı'da mutlak monarşik bir yapı var. Yani egemenlik tek kişinin elinde. Ve şöyle bir kural var. Mutlak monarşik yapılarda padişah veya kral fark etmez. Bunların otoritesini kısıtlayan, sınırlandıran her türlü gelişme demokratikleşme hareketi olarak kabul edilir. Yani senedi ittifaklar ne halka çeşitli haklar verilmiştir ne halk yönetime katılma hakkı falan elde etmiştir. Yani padişahın yetkileri kısıtlandığı için Osmanlı'da bir demokratikleşme hareketi kabul edilir. Peki hocam padişahın yetkileri nasıl kısıtlanıyor, sınırlandırılıyor? Padişah kendi ülkesinde senedi ittifakla ayanlar denilen bir gücün varlığını tanımış oluyor. Ben kendi içimde birinin gücünü tanıyorsam arkadaşlarım otoritemden ödün veriyorum. O yüzden Osmanlı'daki ilk demokratikleşme hareketi olarak kabul ediliyor. Ve bakın senedi ittifakın imzalanmasında etkili olan kim? Geçmişte kendisi de ayan olan eski Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa. Biliyorsunuz bu adam 2. Mahmut'un sadrazamı olmuştu. Önceki videolarımızda da bahsetmiştik. Ve İngiltere'de Magna Carta var değil mi? Kral Yurtsuz John ile İngiltere'deki soylular arasında imzalanan sözleşme. Orada da Yurtsuz John'un yetkileri kısıtlanmıyor mu? Evet. Bu doğrultuda arkadaşlarım senedi ittifak şeklen Magna Carta ile benzeşmiyor mu? Evet. Peki Magna Carta'nın içeriğine baktığımız zaman herkes kanun önünde eşit olacak. Mahkemeler herkese açık olacak şeklinde maddeler yok mu? Var. Peki bu da bizim Tanzimat Fermanı'nın maddeleri değil mi? Evet. Bakın bu da bizim Tanzimat Fermanı'nın maddeleri. O zaman bakın Magna Carta şeklen senedi ittifak içerik yönünden de Tanzimat Fermanı ile benzeşiyor. Peki geldik buraya. Arkadaşlarım 2. Mahmut döneminde tımar sistemi kaldırılıyor. Peki tımar sisteminde devlet asker veya memuruna maaş veriyor muydu? Hayır. Toprak gelirlerinden pay veriyordu. Peki yorum yapalım. O zaman tımar sistemi yoksa devlet memurları gelirsiz kalır. 2. Mahmut ne yapıyor? Diyor ki bu devlet memurlarını ekonomik anlamda modernleştirelim. Bakın devlet memurları merkezden maaşa bağlanıyor. Bu ekonomik anlamda modernleştirildiğinin göstergesidir arkadaşlarım. Ardından tımar sistemi yoksa kırsal kesimde güvenliği sağlayan tımarlı sipahiler de yok. O zaman kırsal kesim güvenliksiz mi kalacak? Hayır. Yerine ne oluyor? Bakın redif birlikleri kuruluyor. Ardından 2. Mahmut diyor ki bunları memurları ekonomik anlamda modernleştirdik. Bir de bunları kılık kıyafet anlamında modernleştirelim. Ne yapıyor? Memurlara fes, ceket, pantolon giyme mecburiyeti getiriyor.
Peki bakın, çıkmış bir sınav sorusu. Demiş ki aşağıdakilerden hangisi 2. Mahmut dönemi ıslahatları arasında yer almaz? A demiş tımar sisteminin kaldırılması. B demiş devlet memurlarının maaşa bağlanması. C demiş redif birliklerinin kurulması. D demiş memurlara fes, ceket, pantolon giyme mecburiyetinin getirilmesi. E seçeneğinde de Abdülmecit dönemindeki herhangi bir ıslahatı koymuştu. Tam hatırlamıyorum. Yani düşünün, bu varsa bu da var. Bu varsa bu da var. Bakın böyle mantık yürüttüğümüz zaman birçok şeyi çıkartabiliyoruz. Peki 2. Mahmut diyor ki ben suç işleyen devlet memurlarının mallarına da el koymayacağım. Bakın ne? Müsadereyi kaldırıyor. Değil mi? Bak, müsadere kaldırılıyor. Peki böylece memurlara özel mülkiyet hakkı tanınmış olmuyor mu? Evet. Müsadere neydi? Kişinin mallarına devletin el koyması. Peki posta teşkilatı, muhtar ataması falan gerçekleştiriliyor. Arkadaşlarım, devlet merkezindeki alınan kararların tüm bölgelere ulaştırılması için posta teşkilatına ihtiyaç yok mu? Evet. Bu noktada posta teşkilatının kurulması, bak dikkat edin yorum sorularında, merkezi yönetime önem verildiğinin kanıtıdır. Merkezi yönetimi güçlendirmeye yöneliktir. Devlet merkezinde alınan kararlar her bölgeyi kapsasın istenmektedir. O yüzden posta teşkilatı merkezi yönetimi güçlendirmeye yöneliktir. Mesela muhtar ataması. 2. Mahmut döneminde mahallelere ve köylere muhtarlar atanıyor arkadaşlarım. Bakın, muhtar en ücra yerde devlet otoritesini temsil ediyor, değil mi? Bakın, bu da merkezi yönetimi güçlendirmeye yöneliktir. Buna da dikkat edin. Peki Divan-ı Hümayun kaldırılıyor 2. Mahmut döneminde. Yerine ne kuruluyor? Nazırlıklar. Bakın bunlar, şimdi vereceğim kuruluşlar defalarca sınav sorusu olarak çıkmıştır. Arkadaşlarım, mesela Osmanlı Devleti'nde 2. Mahmut dönemi öncesinde İçişleri Bakanlığı'na denk gelen kurum neydi? Sadaret Ketüdağlığı. Bakın, Sadaret Ketüdağlığı. Buraya ne dedik? İçişleri Bakanlığı'ydı, değil mi? Şimdi 2. Mahmut döneminde bunun şekli ne oluyor? Düşünün, yorum yapalım. Hastaneye gidiyorsunuz, iç hastalıkları ile ilgili sıkıntınız var. Görüneceğiniz poliklinik hangisidir? Dahiliye Polikliniği. Dahil ne demek? İç demek. Tamam mı? Bu buradan aklımızda kalıyor. Peki 2. Mahmut'a devam ediyorum. Yine bakın, çıkmış bir sınav sorusu. Biliyorsunuz Reisül Kütüphane neydi arkadaşlarım? Dışişleri Bakanlığı. Değil mi? Peki 2. Mahmut döneminde bu hangi adı alıyor? Bakın, Hariciye Nezareti. Arkadaşlarım, dahil içse, hariçte dış. Devam ediyorum. Şeyhülislamlık makamının yerine Bab-ı Meşiat Dairesi kuruluyor. Bak, Bab-ı Meşiat. Bu biraz zor gibi ama bunu da kolaylaştıracağız. Arkadaşlarım, büyüklerimizi düşünelim. Bazı büyüklerimiz abdest almakta zorluk çektiği için ayaklarına mes giyerler. Bak, mes ibadetle ilgili bir şey mi? Evet. Şeyhülislamlık ibadetle ilgili en önemli kurum, değil mi? O zaman bak, Şeyhülislamlığın yerine bak Bab-ı Mes, Bab-ı Meşiat. Bu da oradan aklımızda kalacak. Ardından sadrazamlık. Sadrazamlık baş vekalete dönüşüyor. Zaten Osmanlı'da ne diyoruz? Sadrazam başbakan gibi, değil mi? Mesela bu Adnan Menderes'le ilgili diziler falan vardı. Adnan Menderes içeri geldiği zaman ne diyorlardı? Hoş geldiniz başvekilim. Bakın, baş vekalet nedir? Başbakanlık. Yani sadrazamlığın yerine getiriliyor. Hazine-i Amire'nin yerine maliye nezareti kuruluyor arkadaşlarım. Zaten hazine, maliye, bunda bir sıkıntı yok. Ve arkadaşlarım, 2. Mahmut Yeniçeri Ocağı'na alternatif olarak 2 tane ocak kuruyor. Bunlar ne? Sekban-ı Cedid ve Eşkinci Ocakları. Bak, Sekban-ı Cedid ve Eşkinci Ocakları. Bunları Yeniçeri Ocağı'na alternatif olarak kurdu mu? Evet. Çünkü Yeniçeri Ocağı otorite tanımıyor. Ve 2. Mahmut da Yeniçeri Ocağı'nı hep ıslahatların önünde en önemli engel olarak görüyor. Ama Yeniçeriler ayaklanıyor, bu Sekban-ı Cedid ve Eşkinci Ocakları'nı kapattırıyorlar arkadaşlarım. Hatta Sekban-ı Cedid'in kapatılması sürecinde Alemdar Mustafa Paşa da öldürülüyor ve buna da Alemdar olayı falan deniliyor. Şimdi arkadaşlarım, 2. Mahmut ne dedik? Yeniliklerinin önündeki en önemli engel olarak Yeniçeri Ocağı'nı görüyor. Ve 1826 yılında bakın Yeniçeri Ocağı'nı kaldırıyor. Buna Osmanlı literatüründe ne deniliyor? Vakayı hayriye. Yani hayırlı olay. Peki Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdı arkadaşlarım. Yeniçerileri hatırlatacak her şeye son vermek istiyor. Yeniçerileri coşturan neydi? Bakın, mehter. Bakın, mehter marşı da yasaklanıyor. Mehter takımı da kaldırılıyor. Ve yerine İtalya'dan Donizetti adında biri geliyor. O Mızıkayı Hümayun'u kuruyor. Mızıkayı Hümayun nedir? Askeri Bando Okulu'dur. Bak, Askeri Bando Okulu. Devam ediyorum. Şimdi düşünün, ben 2. Mahmut'um. Ya devlet merkezindeki önemli bir ordu, Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmışım. Herhangi bir savaş falan olsa merkez ordum yok doğru düzgün.
Ne yapıyorum? Ya diyorum yeni bir ordu kurmam lazım ama ülkemde askerlik çağına gelmiş ne kadar erkek var onu bilmiyorum. Bakın ne yapıyor? İlk nüfus sayımını yaptırıyor. O yüzden bu nüfus sayımında ilk sadece erkekler sayılıyor. Anlaşıldı? Bakın bu nüfus sayımında erkekler sayılıyor. Tabii vergi verecek insan sayısını belirlemek için hayvanlar falan da sayılmış. Ama esas amaç nedir? Yeni kurulacak orduya askerlik çağına gelmiş ne kadar insan var onu belirleyip orduya seçmek için. Peki nüfus sayımı yapıldıktan sonra ne oluyor? Bakın Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu kuruluyor. Dikkat edin Yeniçeriler devşirmelerden oluşuyordu. Bu Asakir-i Mansure-i Muhammediye öz ve öz Türk ve Müslümanlardan oluşuyor. O zaman bu ulusal bir ordu değil midir? Evet. Peygamber Efendimiz'e ithafen böyle bir isim verilmiyor mu? Evet. Peki nasıl Nizam-ı Cedid Ocağı'nın ihtiyaçları için İrad-ı Cedid hazinesi kurulmuştu? Burada da bakın Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu için Mansure hazinesi oluşturuluyor. Bakın buraya kadar hep bak bağlantılı. Bak Sekban-ı Cedid Eşkinci Ocağı, Yeniçeri Ocağı'na alternatifti. Ne oldu? Yeniçeriler ayaklandı bunları kapattırdı. İkinci Mahmut da dedi o zaman ben de Yeniçeri Ocağı'nı kapatıyorum. Her şeyin önünde engel değil mi? Yeniçeri Ocağı kapatıldı. Ondan sonra Yeniçerileri coşturan Mehter'e son verildi. Yerine Mızıkayı Hümayun kuruldu. Sonra yeni ordu için nüfus sayımı yapıldı. Ve beraberinde Asakir-i Mansure-i Muhammediye kuruldu. Bak hepsi birbiriyle bağlantılı. Peki devam ediyorum. İkinci Mahmut döneminde yerli malı kullanımı özendirilmeye çalışılıyor. Ama bununla hiç uyum göstermeyen Balta Limanı ticaret anlaşmasıyla İngilizlere en geniş kapitülasyonlar veriliyor. Osmanlı ülkesi İngilizlerin yarı sömürgesi haline gelmiyor mu? İngiliz malları Osmanlı ülkesine sarmıyor mu? Evet. Hatta ne demiştik? Balta Limanı ticaret anlaşmasıyla ekonomimiz baltalanıyor. Ardından 2. Mahmut döneminde ilk öğretim zorunlu hale getiriliyor. Bakın 4 tane orta dereceli okul açılıyor. Bakın Mektebe Harbiye, Mektebe Adliye, Mektebe Tıbbiye, Mektebe Ulumu Edebiye. Bak bunlar orta dereceli okullar değil mi? Şimdi kardeşlerime bitiyor. Bakın 4 tane okul var değil mi? Şimdi ÖSYM'e soru sorsa 2. Mahmut döneminde açılan orta dereceli okullar arasında hangisi gösterilemez? Yani bana göre Abdülmecit dönemindeki Mektebi Mülkiye'yi veya Abdülaziz dönemindeki Mektebi Sultani'yi seçeneklere koyabilir. Bak onları da bulup göstereyim. Bakın bir saniye. Bakın Mektebi Mülkiye burada. Bak kimin döneminde? Abdülmecit döneminde. Bak bu 4 tane okulun arasına bunu koyabilir. Bakayım Mektebi Sultani nerede Abdülaziz'de? Bakın Abdülaziz döneminde de Mektebi Sultani var. İşte bunlardan birini seçeneklere koyabilir. 4 tane okul ezberleyeceğine Mektebi Sultani'nin Abdülaziz, Mektebi Mülkiye'nin Abdülmecit döneminde olduğunu bil. Yani ÖSYM seçeneklere kesin bunlardan birini koyacak. Devam ediyorum. Evet. Bakın Avrupa'ya ilk kez öğrenci gönderiliyor. Peki Avrupa'ya giden bu öğrenciler kendi aralarında bir araya gelip Jön Türkler diğer adıyla Genç Osmanlılar adlı oluşum içerisine girmiyorlar mı? Evet. Ardından Takvim-i Vekayi adıyla ilk resmi gazete çıkarılmıyor mu? Evet. Ardından bu dönemde arkadaşlarım salgın hastalıklarından dolayı ilk karantina uygulanıyor. Osmanlı Devleti'nde karantinaya ne ad veriliyor? Usulü tahaffuz. Şimdi yeni karantina sürecinden çıktığımız için arkadaşlarım alın arka plan sorusu. Osmanlı Devleti'nde usulü tahaffuz adıyla ilk karantina sistemini uygulayan padişah hangisidir? Cevap 2. Mahmut arkadaşlarım. Ardından mürur tezkeresi. Mürur tezkeresi nedir? Bu da önemlidir. İstanbul'a vize uygulamasıdır. 2. Mahmut diyor ki elini kolunu sallayan herkes İstanbul'a gelmesin arkadaşlarım. Peki 2. Mahmut da bunları bitirdik. Şimdi bakın geri dönüyorum. Abdülmecit dönemini yine sırayla ele alacağım. Islahatlar çok uzun olduğu için ancak böyle bir şey yapabiliyoruz. Bakın hatta şu yeşili alayım. Arkadaşlarım 2. Mahmut döneminde Senedi İttifak var değil mi? Demokratikleşme Hareketi. Abdülmecit döneminde Tanzimat ve Islahat Fermanları var. Ardından 2. Abdülhamit döneminde 1. ve 2. Meşrutiyet var. Bak bunlar hep demokratikleşme hareketi. Size soru soruldu. Aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde demokratikleşme hareketi yoktur? Bakın tablonuz önünüzde hazır olduğu için hemen aklınıza gelir. Bak Abdülaziz döneminde. Peki ÖSYM şöyle de sorular çok sormadı mı? İşte Tanzimat Fermanı yanına Abdülmecit, Islahat Fermanı yanına Abdülaziz, 1. Meşrutiyet yanına 2. Abdülhamit. İşte böyle koyuyor arkadaşlarım. Abdülaziz falan seçeneklere serpiştiriyor. Diyor ki hangisi yanlış eşleştirilmiştir veya hangileri doğru eşleştirilmiştir? Bak
Dikkat edin, iki tane önemli Tanzimat ve Islahat Fermanı Padişah Tek, Abdülmecit döneminde. Birinci ve ikinci meşrutiyet de ikinci Abdülhamit döneminde ilan ediliyor. Bak, Abdülaziz döneminde bir demokratikleşme hareketi yok. Senedi İttifak da ikinci Mahmut dönemindeydi. Peki, arkadaşlar bak yine uzatmamışım. Abdülmecit döneminde ilk belediye örgütü kuruluyor. Bakın, Zaptiye Teşkilatı adıyla ilk polis teşkilatı kuruluyor. Jandarma teşkilatı kuruluyor. Bakın, Rüsumat Emaneti adıyla Sahil Güvenlik Örgütü kuruluyor. İltizam sisteminin yerine muhasıllık sistemi getiriliyor. Muhasıllık meclisleri kuruluyor. Ardından kağıt para bastırılıyor. Bakın, buna kayme deniliyordu. Bunları kültür uygarlıkta da verdik. Bak, madeni para bastırılıyor. Buna Mecidiye adı veriliyor. Ve Abdülmecit Kırım Savaşı'nın padişahıydı. Kırım Savaşı sırasında biz ilk dış borcu almadık mı İngiltere'den? Evet, bakın o da Abdülmecit döneminde. Ardından ilk demir yolları yine Abdülmecit döneminde yapımına başlanıyor. Bankı Der Saadet adıyla ilk Osmanlı Bankası yine Abdülmecit döneminde Galata Bankerleri önderliğinde kuruluyor. Bakın, Boğazlar'da vapur işletmeciliği yapılması için Şirket-i Hayriye adıyla şirket kuruluyor. Vapur işletmeciliği için bu. Mektebi Mülkiye'yi zaten söyledik. Mektebi Mülkiye Cumhuriyet döneminde İstanbul'dan Ankara'ya taşınıp Ankara Üniversitesi'ne bağlı Siyasal Bilgiler Fakültesi oluyor. Abdülmecit ıslahatlarına devam ediyorum. Bakın, Darül Muallimin. Bak, Muallimin. Bak, buradaki İ'yi A yapıyorduk. Men, man. Değil mi? Erkek. Bak, erkek öğretmen okulu. Devlet memuru yetiştirmek için Darül Marif. Ardından Abdülmecit döneminde Kırım Savaşı vardı. Kırım Savaşı sırasında biz ilk telgraf hatlarından yararlanmamış mıydık? Evet. Bu telgrafı kullanmasını bilen bir insana ihtiyaç var. O yüzden bakın, telgraf mektebi kuruluyor. Peki, Osmanlı Bilimler Akademisi olarak anılan, ders kitaplarının hazırlanmasından da sorumlu olan kuruluş neydi? Encümen-i Daniş. Bakın, o da Abdülmecit döneminde. Ardından bakın, yarı resmi niteliğe sahip Ceride-i Havadis. Ardından özel gazete olan Tercüman-ı Ahval. Yine bunlar da Abdülmecit döneminde. Heybeliada Ruhban Okulu kuruluyor. Ruhban Okulu nedir arkadaşlarım? Hristiyan Ortodoks din adamı yetiştiren okuldur. İstanbul'daki Heybeliada'da açılıyor. Muhacirun Kanunnamesi bu sığınmacılar için falan çıkarılıyor. Bu geçmişte çıkan sınav sorusudur. Ve bakın, Arazi Kanunnamesi de arkadaşlarım yine Abdülmecit dönemindedir. Bununla miri arazideki toprak azaltılıyor arkadaşlarım. Yani özel mülkiyete açılıyor miri arazi. Devlete ait arazi özel mülkiyete açılmaya başlanıyor. Neyle? Arazi kanunnamesiyle. Peki, şimdi Abdülmecit dönemi ıslahatları bu şekilde. Şimdi Abdülaziz'e geçelim. Evet. Şimdi Abdülaziz Avrupa'ya ilk seyahat eden Osmanlı padişahı. Gittiği Avrupa başkentlerine bakıyor ki her başkentte o ülkenin liderinin heykeli var. Diyor, benim ne eksiğim var? İstanbul'a döndüğünde o da heykelini yaptırıyor. Yani ilk heykelini yaptıran padişah kim? Abdülaziz. Saltanat vagonu adı verilen bir vagonla Avrupa'ya gidiyor. Birçok Avrupa kentini geziyor. Bakın, üst düzey lise konumundaki Mektebi Sultani, günümüzdeki Galatasaray Lisesi'nin temeli. Ardından Düstur ve Mirat adlı dergiler çıkarılıyor. Bank-ı Osmani Şahane. Şimdi Bank-ı Osmani adıyla İngiliz destekli banka Abdülmecit döneminde kuruluyor. Bank-ı Osmani Şahane adını alması Abdülaziz dönemidir. Müslümanların ve gayrimüslimlerin davalarına bakan Nizamiye Mahkemeleri kuruluyor. Ardından Islah-ı Sanayi Komisyonu kuruluyor. Islahhane Mektebi kuruluyor. Bu da annesi babası olmayan çocuklar için özellikle. Hani günümüzdeki endüstri meslek lisesi mantığı gibi arkadaşlar. Hani okumayan çocuklar falan da hani bir zanaat öğrensin diye genellikle endüstri meslek liselerine gönderilir ya. Onun gibi Islahhane Mektebi. Peki, devam ediyorum. Ve çıkmış sınav sorusu. Osmanlı dünyanın 3. büyük donanmasına hangi padişah döneminde sahip olmuştur? Abdülaziz dönemi. Ve Abdülaziz döneminde günümüzdeki Yargıtay'ın, Danıştay'ın, Sayıştay'ın temelleri atılıyor. Bakın, Divan-ı Ahkam Adliye. Bakın, adliyede yargı işlerine bakılıyordu değil mi? Bak, günümüzdeki Yargıtay'ın temeli. Şura Danışma Kurulu demek. Bak, devlet D ile başlıyor. Danıştay da D ile başlıyor. Bak, Şura-i Devlet günümüzdeki Danıştay'ın temeli. Sayıştay günümüzdeki devlet kurumlarının gelir gider harcamalarını inceliyor değil mi? Bir nevi sayıyor hangi kurumuna kadar harcama yaptı değil mi? Bir nevi devletin muhasebecisi konumunda. Bakın, sayıyor. Sayıştay. Bakın, devletin muhasebecisi. Yani Divan-ı Âli Muhasebat adıyla günümüzdeki Sayıştay'ın temeli atılıyor. Ardından Darüşşafaka. Darüşşafaka'yı soru olarak beklerim arkadaşlarım.
Annesi ve babasını kaybetmiş çocuklara her alanda müthiş eğitim veren okuldur arkadaşlarım. Bakın Darül Eytam da var, o 5. Mehmet Reşat dönemindedir. Aynı doğrultuda bir kuruluştur. Ama Darüşşafaka Abdülaziz döneminde açılıyor. Günümüzde Darüşşafaka hala varlığını sürdürmektedir. Ardından 1864 ve 1871 vilayet nizamnameleri yayınlanıyor. Özellikle 1871 vilayet nizamnamesi ile kazalarla köyler arasında nahiye denilen birim oluşturuluyor. Ardından ilk resim sergisi bu dönemde açılıyor. Kimin tarafından? Şeker Ahmet Paşa tarafından. Abdülaziz bu adamdaki cevheri görüyor. Bunu eğitim alması için Avrupa'ya gönderiyor. Bakın Abdülaziz döneminde Darül Muallimat. Bakın Darül Muallimat açılıyor. Bak Darül Muallimin Abdülmecid dönemindeydi. Darül Muallimat Abdülaziz döneminde. Kız öğretmen okulu. Hani Fransızca kadınlara matmazel diye hitap ediliyor ya. Hani oradan aklımızda kalacak. Ardından şeriata dayalı medeni kanun Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki komisyon tarafından hazırlanmaya başlanıyor. Kimin döneminde? Abdülaziz döneminde. Bakın günümüzdeki Ziraat Bankası'nın temeli olan memleket sandıkları Mithat Paşa önderliğinde Abdülaziz döneminde kuruluyor. İlk posta pulu çıkarılıyor, Süveyş kanalı açılıyor ve Sergi-i Umumi Osmani açılıyor. Bakın Sergi-i Umumi Osmani de açılıyor. Peki devam ediyorum. Şimdi 2. Abdülhamit dönemi ıslahatlarına geçeceğiz. Evet. Arkadaşlarım 1. Meşrutiyet de 2. Meşrutiyet de 2. Abdülhamit döneminde ilan ediliyor. Ve Osmanlı Anayasası olan Kanun-ı Esası da onun döneminde yine yürürlüğe giriyor. Ardından bakın Darül Acize, bak acizlerin, düşkünlerin barındığı yer açılıyor. Sanayi Nefse Mektebi, mesela çıkmış ön lisans sınav sorusu. Osman Hamdi Bey önderliğinde 2. Abdülhamit döneminde açılan Sanayi Nefise Mektebi Atatürk döneminde hangi adı almıştır? Güzel Sanatlar Akademisi. Osman Hamdi Bey önderliğinde kurulmuştur. Bakın bu Darül Hayri Ali. Arkadaşlarım bu MEB kitabına yeni giren bir kavram. 2. Abdülhamit döneminde Ermeni olayları çok fazla. Ermeni olaylarından dolayı annesini babasını kaybetmiş çocukların hani her türlü ihtiyacı karşılanmaya çalışılıyor. Neyle? Darül Hayri Ali ile. Ardından Himaye-i Etfal Cemiyeti. Bakın Himaye-i Etfal Cemiyeti. Etfal bak TFL. Tefal falan değil bak tıfıl, çocuk. Yani çocukları koruma cemiyeti. Günümüzde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı işte Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak varlığını sürdürmektedir arkadaşlarım. Bak Himaye-i Etfal Cemiyeti. Özellikle deprem felaketini yaşadık. Depremde annesini babasını kaybeden çocuklar var. Ondan dolayı da Çocuk Esirgeme Kurumu, işte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı falan hep gündemdeydi. Bu Himaye-i Etfal'e de dikkat edelim. Ve 2. Abdülhamit. Camiden çok okul yaptırdığı için marifperver olarak anılan Osmanlı padişahıdır. Marifperver ne demek? Eğitim sever demek. Ardından bu dönemde Darülfünun açılıyor. Arkadaşlarım şöyle, Abdülaziz döneminde Darülfünun açılıyor. Yani üniversite açılıyor. Yangın çıkıyor, kapanıyor. 2. Abdülhamit döneminde yeniden açılıyor. Yani Darülfünun açılması derse Abdülaziz döneminde de kabul edebiliriz. 2. Abdülhamit döneminde de kabul edebiliyoruz. Peki devam ediyorum. Arkadaşlarım 2. Abdülhamit Hafiye Teşkilatı, Jurnal Teşkilatı yani istihbarat teşkilatı kuruyor. Ardından mesela İngiliz Sarayı'na ajan sokan padişah olarak da biliniyor. Berlin, Bağdat, Hicaz demir yolları yine 2. Abdülhamit döneminde yapılıyor. Arkadaşlarım günümüzde mesela 2. Abdülhamit şöyle bir şey tasarlıyor. Diyor ki Berlin'den Bağdat'a kesintisiz bir demir yolu istiyorum diyor. Ama bunun için boğazın üzerine bir köprü lazım. Ve o köprünün üzerinde bakın demir yolu olacak. Şimdi günümüzde hükümet üyelerinin birçoğuna baktığımız zaman biz 2. Abdülhamit Han Hazretlerini örnek alıyoruz deniliyor değil mi? Şimdi 2. Abdülhamit'in planlayıp da gerçekleştiremediği projeleri hükümet gerçekleştirdi. Mesela 3. köprü yani Yavuz Sultan Selim Köprüsü projesi Abdülhamit'in projesidir. Dikkat edin sadece o köprünün üzerinde demir yolu vardır. Yani Berlin'den Bağdat'a kesintisiz demir yolu 2. Abdülhamit öyle düşünmüştü. Ardından Marmaray. 2. Abdülhamit boğazın altına tüp geçit tasarlıyor. Dönemin teknolojisi müsaade etmediği için bu gerçekleştirilemiyor. Marmaray projesi de yine 2. Abdülhamit'e aittir. Ardından 2. Abdülhamit Karadeniz çevresindeki arkadaşlarım ülkelerle ticaret hacmini arttırmak için Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden geçen Filyos çayı var. Karadeniz'e dökülüyor. Onun döküldüğü yerde Filyos limanını kurmak istiyor. O da hükümet döneminde kuruldu arkadaşlarım. Yani bu da önemlidir. Hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak'ta bu Filyos Limanı'nın açılışına gittiği zaman orada bir caminin açılışına da katıldı. Uzun Mehmet Camii.
Hocam Uzun Mehmet kimdir? Uzun Mehmet Osmanlı'da kömürü bulan insandır. Zonguldak'ta zaten kömür çıkarılan yerimiz değil mi? Bak dikkat edin bunlara. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Karadeniz'de doğal gaz bulundu. Karadeniz'de bulunan doğal gazın hani karaya çıkarken ilk üssü de Filyos Liman'dır arkadaşlarım. Ora üzerinden dağıtılması planlanıyor. Devam ediyorum. Bu dönemde Mecelle tamamen uygulamaya kondu. 2. Abdülhamit döneminde. Bakın Şişli Etfal Hastanesi açıldı. Bak Etfal, tıfıl, çocuk. Günümüzde Şişli Etfal Hastanesi hala devam ediyor. Varlığını sürdürüyor arkadaşlarım. Ardından Ziraat Bankası. Bakın Ziraat Bankası'nın temeli memleket sandıklarıydı. Abdülaziz döneminde bu kuruluş kurulmuştu. Bak 2. Abdülhamit döneminde Ziraat Bankası, pardon 2. Abdülhamit döneminde memleket sandıkları, menafi sandıkları, emniyet sandığı üçü birden birleşip ne oluyor arkadaşlarım? Ziraat Bankası'nı oluşturuyor. Bunları kültür uygarlıkta da anlatmıştım. Ardından 2. Abdülhamit döneminde Ertuğrul Fırkateyni Japonya'ya gönderiliyor. Japonya ile ilişkileri güçlendirmek için ama geri dönüş yolunda tayfuna yakalanıyor. Mürettebatının çoğu vefat ediyor. Ertuğrul Fırkateyn de önemlidir. Geçmişte sosyal bilgiler alan sınavında soruldu arkadaşlarım. Evet, onu verdik. Ertuğrul Fırkateyn'i verdik. Evet. Şimdi Muharrem kararnamesi. Arkadaşlarım 2. Abdülhamit döneminde Muharrem kararnamesiyle Osmanlı bir nevi iflasını açıklıyor. Ve Avrupalı devletlerden borç almışız bir sürü arkadaşlarım. Bu borçları ödeyemeyeceğiz. Avrupalı devletleri alev alıyor. Osmanlı ülkesinde Duyun Umumiye İdaresi'ni kuruyorlar. Duyun Umumiye İdaresi nedir? Genel Borçlar İdaresi. Osmanlı'nın direkt gelir kaynakları oraya aktarılıyor. Hangi ülkeye ne oranda borcumuz varsa oradan bunlar çekiliyor arkadaşlarım. Bu ekonomik bağımsızlığımızı kaybettiğimizin de göstergesi değil midir? Evet. Ardından 2. Abdülhamit döneminde doğuda Ermeni faaliyetlerine karşı Kürt aşiretlerinden Hamidiye alayları oluşturuluyor arkadaşlarım. Ve Ermenilerin çıkarları çok zedelendiği için 2. Abdülhamit'i öldürmek istiyorlar arkadaşlarım. Yani Ermenilerin suikast tertip ettiği padişah kimdir? Tabii ki 2. Abdülhamit ama bu başarısız oluyor. Ardından Çırağan olayı da 2. Abdülhamit'i tahttan indirme girişimidir. Bu da başarısız oluyor. Çırağan Sarayı'nda hani tutsak tutulan 5. Murat'ı yeniden tahta çıkarmak amaçlanıyor. Ali Suavi önderliğindeki ekip bunu yapmak istiyor. Ama arkadaşlarım başarılı olamıyorlar. Buna da Çırağan olayı deniliyor. Mesela Abdülmecit'i de tahttan indirme girişimine Kuleli olayı deniliyordu. Bu da başarısız. 2. Abdülhamit'i tahttan indirme girişimine Çırağan olayı deniliyor. Bu da başarısız. Peki devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlarım Abdülmecit dönemi ıslahatları, Abdülaziz dönemi ıslahatları arasında hangisi yer almaz şeklinde ÖSYM sorular soruyor dedik değil mi? Bazen de ÖSYM şöyle soruyor. Diyor ki Tanzimat dönemi ıslahatları arasında hangisi yer almaz? Tanzimat dönemi padişahları kim? Onları bileceğiz. Bakın Tanzimat dönemi 1839'da Tanzimat Fermanı ilanından 1876'da 1. Meşrutiyet'in ilanına kadar geçen süreçtir. Ve bakın bu dönemde Abdülmecit, Abdülaziz ve 5. Murat tahtta kalmıştır. Ama 5. Murat arkadaşlarım Osmanlı tarihinde en kısa süre tahtta kalan Osmanlı padişahıdır. Döneminde bir ıslahat yoktur. O yüzden Tanzimat dönemi ıslahatçıları olarak alamayız. Ama Tanzimat dönemi padişahı mı? Evet. Şimdi dediğim gibi ÖSYM diyor Abdülmecit dönemi ıslahatları için hangisi yer almaz? Abdülaziz dönemi ıslahatları için hangisi yer almaz? Bazen de ne soruyor? Tanzimat dönemi ıslahatları için hangisi yer almaz? İki tane Abdülmecit, iki tane Abdülaziz'den ıslahat koyuyor. Bir seçeneği de genelde 2. Mahmut dönemi ıslahatlarından birini serpiştiriyor. Peki devam ediyorum. Abdülmecit dönemi ıslahatlarından tabii ilk etapta ne var? Tanzimat Fermanı. Bakın hep soru cevap şeklinde. Arkadaşlarım Tanzimat Fermanı'nın diğer adı nedir? Gülhane-i Hat-ı Hümayun. Niye İstanbul'daki Gülhane Parkı'nda halka açıklandığı için diğer adı nedir? Gülhane-i Hat-ı Hümayun. İlan ettiren kim? Abdülmecit. Ama Tanzimat'ın temellerini atan kim? 2. Mahmut. Ve Tanzimat Fermanı'nda arkadaşlarım hep nedir? Hep herkes eşit ifadeleri vardır. O zaman Tanzimat Fermanı'nı hazırlayan devlet adamı hangisidir? Bakın Mustafa Reşit, herkes eşit. Mustafa Reşit, herkes eşit. Direkt çıkabilecek şahıs ismi sorusudur. Bakın Tanzimat, ıslahat, 1. Meşrutiyet bunlarda hep temel neden aynıdır arkadaşlarım. Bakın Tanzimat'tan bir sonuç elde etseydik ıslahatı ilan etmezdik. Islahattan bir sonuç elde etseydik 1. Meşrutiyet'i ilan etmezdik. Şimdi hepsinde ortak amaç ne? Bak azınlık isyanlarını, iç işlerine karışılmasını ve yıkılmayı önlemek. Ama Tanzimat'ın ilanını hızlandıran güncel neden nedir? Mısır ve Boğazlar sorunu. Biz bunu Mısır ve Boğazlar sorunu sürecinde de aktardık.
Peki etkili olan düşünce akımı. Etkili olan düşünce akımı nedir? Tabii ki öncelikle Osmanlıcılıktır. Osmanlıcılık nedir? Din, dil, ırk ayrımı düşünmeksizin sınırlar içerisindeki herkesin birliğini ve eşitliğini savunur. Yani Tanzimat Fermanı azınlıkların bizden kopmasını önlemeye yönelik bir fermandır. Bu da Osmanlıcılık düşüncesi doğrultusundadır. Peki bakın ne yazmışız burada? Tanzimat Fermanı'nda hep, herkes, hatta eşit ibaresi bulunmaktadır. Bu ferman ile kanun gücü üstünlüğü ortaya çıkmış ve Osmanlı hukuk devleti olmuştur. Mesela bu Tanzimat Fermanı'nda Padişah Abdülmecit diyor ki ben dahil herkes bu kurallara uyacak. Padişah kendi gücünün üzerinde bir kanun gücü üstünlüğünü benimsemiş olmuyor mu? Evet. Peki bununla Osmanlı hukuk devleti olmuyor mu? Evet. Ama anayasal devlet oluyor mu? Hayır. Bakın bir devletin anayasal devlet olabilmesi için hukuk devleti olması, ardından halkın temsilcilerinden oluşan bir parlamentosunun olması ve aynı zamanda anayasasının olması gereklidir. Bunlar neyle olacak? Birinci meşrutiyetin ilanıyla olacak. O zaman Tanzimat Fermanı ile Osmanlı'da anayasallaşma süreci başladı. Bak, anayasal devlet oldu demiyoruz. Süreç başladı diyoruz. Peki devam ediyorum. Tanzimat'tan bir sonuç elde edemedik ve beraberinde ıslahat fermanını ilan ettik. Bakın, ilan ettiren yine kim? Abdülmecit. Hazırlayanlar Ali ve Fuat Paşalar. Bakın nedeni yine aynı. Azınlık isyanlarını, iç işlerimize karışılmasını, yıkılmayı önlemek. Güncel neden ne? Kırım Savaşı sonucundaki Paris Anlaşması kararlarını etkilemek. Abdülmecit ne dedi? İngiltere ve Fransa Kırım Savaşı'na bize yardım etti. Babalarının hayrına yardım etmediler. Savaş sonucunda imzalanacak anlaşmada yine azınlık sorunu gündeme getirecekler. Onlar gündeme getirmeden ben ıslahat fermanı ile azınlıklara en geniş hakları vereyim. Peki etkili olan düşünce akımı ne? Yine Osmanlıcılık. Peki önemli maddeleri. Bakın. Islahat fermanında gayrimüslimlere daha geniş haklar verildi. Azınlıklara daha geniş haklar verildi değil mi? Bak azınlıkların da devlet memuru ve asker olabilmeleri ve her çeşit okula girebilmeleri kararlaştırılıyor. Peki azınlıklar da asker olabiliyorsa bu cizye vergisinin kaldırıldığının göstergesi değil midir? Evet. Peki azınlıklar il genel meclislerine üye olabileceklerdir. Bak azınlıklar bununla ne oluyor? Devlet yönetimine değil yerel yönetime katılıyorlar. Peki azınlıkların devlet yönetimine katılması neyle olacak? Yine birinci meşrutiyetin ilanıyla. Bakın bu ıslahat fermanı ile yerel yönetime katılıyorlar. Peki devam ediyorum kardeşler. Osmanlı'daki demokratikleşme hareketlerini hızlandırıcı gelişmeler. Bak ÖSYM gruplama sorusu da sevdiği için bunları da ayrıca başlık halinde veriyoruz. Bak Tanzimat Fermanı'nı hızlandıran güncel gelişme Mısır ve Boğazlar sorunu. Hatta bu Mısır ve Boğazlar sorunlarını çözümlemek için Londra konferansları düzenleniyor değil mi? Beraberinde Londra anlaşmaları imzalanıyor. Islahat fermanı Kırım Savaşı sonucundaki Paris Anlaşması kararlarını etkilemek için. Birinci meşrutiyet tersane konferansı kararlarını etkilemek için. İkinci meşrutiyette birazdan bahsedeceğiz. O da onu da hızlandırıcı etken nedir? Reval görüşmeleri. Peki devam ediyorum. İkinci Abdülhamit dönemi ıslahatlarına baktığımız zaman önemli gelişme neydi? Birinci meşrutiyetin ilanı. Peki bu da Osmanlıcılık doğrultusunda mı? Evet. Azınlıkları yönetime katarak panslavizmi yani Slav birliğini engellemek amaçlanıyor. İç işlerimize karışılmasını ve yıkılmayı önlemek amaçlanıyor. Peki Tanzimat birinci meşrutiyeti ilan ettiren kim? Jön Türkler. Bakın Jön Türkler. Diğer adıyla Genç Osmanlılar. Peki Jön Türkler içerisinde kimler yer alır? Veya kimler yer almaz diye soru çıkar. Bakın Şinasi zamanı diye kodluyorum, I'yi atıyorum. Bakın Şinasi, Ziya Paşa, Agah Efendi, Mithat Paşa, Ali Suavi, Namık Kemal. Bir de şöyle Osmanlıcılık düşünce akımının da savunucularıdır Jön Türkler. O zaman size soru soruldu. Osmanlıcılık düşüncesinin savunucuları arasında hangisi yer almaz? Jön Türkler içerisinde hangisi yer almaz? Hepsi aynı kapıya çıkar. Tamam mı arkadaşlar? Peki tersane konferansı ilanını hızlandırdı. Peki bu süreçte arkadaşlarım Jön Türkler Abdülaziz'e dedi ki meşrutiyeti ilan et. Abdülaziz ne dedi? Hayır dedi ben yetkilerimi halkla paylaşmak istemiyorum. Bunun üzerine Jön Türkler 5. Murat'ı tahta çıkarmadı mı? Çıkardı. Aradan birkaç gün geçti. 5. Murat'ın da akli dengesi yerinde olmadığı anlaşıldı. Bu sefer meşrutiyeti ilan edeceğine söz veren 2. Abdülhamit tahta çıktı. 2. Abdülhamit tahta çıkınca meşrutiyet ilan edildi. Yurt genelinde seçimler yapıldı. Mebusan Meclisi açıldı. Mecliste azınlıkların da Müslümanların da milletvekilleri yer aldı. Ve ilk Osmanlı Anayasası olan Kanuni Esası da yürürlüğe girdi. Peki Kanuni Esası'yı kim başkanlığındaki kurul hazırladı? Arkadaşları Mithat Paşa başkanlığındaki kurul hazırladı. Bak Mithat Paşa başkanlığındaki kurul hazırladı. Bu da şahıs ismi sorusu olarak karşımıza gelebilir. Peki Kanuni Esası hazırlanırken hangi ülkelerin anayasalarından yararlanıldı? Özellikle Belçika ve Prusya. Hatta birkaç maddesi de Fransa Anayasası'ndan alınmış. Evet devam ediyoruz.
Şimdi Osmanlı'da düşünce akımları. Arkadaşlarım, bu düşünce akımlarını algılamakta bir sıkıntı yok. Ama ÖSYM zorlaştırıcı bu düşünce akımlarının savunucularını soruyor. Şimdi ilk etapta batıcılık. Arkadaşlarım, biz Lale Devri'nde ilk batı tarzı ıslahatlar yapmadık mı? Yaptık. Batıcılık ikinci meşrutiyet döneminde düşünce akımı haline geliyor. Biz güya batıdan öğrendiklerimizi alıp geliştirecektik ama bize batıyı taklit ediyoruz. Batıyı taklitten öteye gidemediği için batıcılıktan hiçbir sonuç elde edemiyoruz. Bakın, batıcılığın önemli savunucularını tasçı diye kodluyorum, I'ye atıyorum. Bakın, Tevfik Fikret, zaten Abdullah Cevdet, ÖSYM'nin düşünce akımı ve savunucusu eşleştirmelerinde hep genellikle seçeneklerde olandır, olan şahıslardır. Bunların dışında Süleyman Nazif ve Celal Nuri de var. Osmanlıcılık, din, dil, ırk ayrımı düşünmeksizin sınırlar içerisindeki herkesin birliğini ve eşitliğini hedefleyen düşünce akımıydı arkadaşlarım. Bunu Jön Türkler savunuyordu, değil mi? Jön Türkleri de Şinasi zamanı diye kodlamamış mıydık? Kodlamıştık. Peki, İslamcılık, diğer adıyla ümmetçilik, diğer adıyla pan-İslamizm. Arkadaşlarım, 2. Abdülhamit döneminde devletin resmi ideolojisi oluyor. Ve 2. Abdülhamit diyor, ben halife değil miyim? Halifenin çatısı altında tüm Müslümanların birleşmesini sağlayalım. Yalnız tamam, İslam birliği, İslam kardeşliği var, güzel bir şey ama 1. Dünya Savaşı sırasında Müslüman Araplar İngilizlerle işbirliği yapıp bizi sırtımızdan vurmadı mı? Biz Hicaz, Yemen, Kanal cephelerinde, Suriye, Filistin cephelerinde başarısız olmadık mı? Evet. O zaman bununla birlikte ne oluyor? Ümmetçilik iflas ediyor. Peki İslam'da en önemli ibadet mekanı cami değil mi? Bakın, ümmetçiliğin veya İslamcılığın önemli savunucularını ben mis gibi cami diye kodluyorum. Bak, camideki i'yi atıyorum. Bu gibiyi de atacağız. Bakın, mis gibi cami. Bak, M. Mehmet Akif Ersoy, İ. İsmail Hakkı, S. Said Halim Paşa, C. Cemalettin Afgani, A. Ahmet Hamdi Akseki, M. Musa Kazım. Özellikle çıkmış sınav sorularında Mehmet Akif, ardından Said Halim Paşa, ondan sonra Cemalettin Afgani falan eşleştirme sorularında hep seçeneklerde yer almıştı. Peki devam ediyorum. Turancılık, diğer adıyla Pan-Turanizm, Pan-Türkizm. Arkadaşlarım, çoğu kaynak Turancılıkla Türkçülüğü bir çatı altında verir ama Turancılığı ayırmak lazım. Çünkü Turancılık Türkçülüğün ileri boyutudur. Dünyadaki tüm Türkleri bir devlet çatısı altında toplama düşüncesidir. Özellikle arkadaşlarım, bu düşünceyi savunanlar İttihat ve Terakki liderleridir. Hatta bu amaca ulaşmak için Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'na girmesine vesile oluyorlar. Ve doğuda Sarıkamış'ta Kafkas cephesini açıp Rusları yenilgiye uğratıp Orta Asya Türkleri ile birleşmeyi hedefliyorlar. Ama arkadaşlarım, ne yazık ki bir Sarıkamış felaketi yaşanıyor. Sarıkamış felaketi yaşanınca bu düşünce iflas ediyor. Peki Turancılığın önemli savunucularını, bakın, Cet diye bizden önce yaşadıkları için bu şekilde kodlayalım. Cet, Cemal, Enver ve Talat Paşalar. Üç paşalar. Peki Türkçülük. Arkadaşlarım, Türkçülük daha gerçekleştirilebilir bir düşünce akımı. Osmanlı sınırları içindeki Türklerin birliğini savunur. Ve hakimlik sınav sorusu. Türkçülük faaliyetleri ilk hangi alanda başladı? Dil alanında başladı. Bak, dikkat edin. İkinci Meşrutiyet ve Kurtuluş Savaşı döneminde etkili olan düşünce akımı ve önemli savunucuları arkadaşlarım. Bakın, Yusuf Akçura, Ziya Gökalp, İsmail Gazpıralı, Mehmet Emin Yurdakul. Şöyle, ön lisans sınav sorusu. Üç tarzı siyaset eseriyle ön plana çıkan, yani makalesiyle ön plana çıkan Türkçülük akımının önemli savunucusu kimdir? Yusuf Akçura. Bak, lisanslara sorulmadı. Bir de burada İsmail Gazpıralı dikkatimi çeker. Mesela şöyle bir soru. Dilde, fikirde, işte birlik parolasıyla hareket edilmesini isteyen Türkçülük akımının önemli savunucusu hangisidir? Cevap, İsmail Gazpıralı. Peki Adem'in merkeziyetçilik. Arkadaşlarım, bu da Prens Sabahattin'in ortaya attığı bir görüştür. Aynen Amerika'daki eyalet sistemi savunuyor. Ya diyor ki, Osmanlı geniş sınırları olan bir ülke. Devlet merkezinde alınan kararlar ülkenin her tarafını bağlamasın. Her bölge kendi kurallarını kendisi belirlesin. Peki bu federal bir yönetim öngörüldüğünün göstergesi değil midir? Evet. Aynı zamanda diyor ki, üretim faaliyetlerinde özel sektör, yani özel teşebbüs ön planda olsun. Bu da liberal bir politikadır. Yani hem federal hem liberal bir politika ortaya atıyor. Ama bu gerçekleştirilebiliyor mu? Hayır. Peki, devam ediyorum kardeşlerim. İkinci Meşrutiyet'in ilanı. 1908. Bakın, birinci Meşrutiyet'te, ikinci Meşrutiyet'te, ikinci Abdülhamit döneminde ilan edilmiyor mu? Evet. Şimdi, ikinci Meşrutiyet nasıl ilan ediliyor arkadaşlarım? Arkadaşlarım, 1900'lü yılların başı. Osmanlı'nın Balkanlar'da görevlendirdiği subaylar var. Tıp doktorları var. Bunlar bir araya geliyorlar. İttihat ve Terakki adında bir cemiyet kuruyorlar. İttihat ve Terakki, birleşme ve ilerleme anlamına geliyor. Ve bunlar Balkanlar'da istihbarat faaliyetleri falan yapıyorlar.
Ki bu süreçte Makedonya'da da yoğun kargaşa var ve Rusya ile İngiltere arasında da tarihi Reval görüşmeleri yapılıyor. Arkadaşlarım, günümüzdeki Estonya'nın başkenti Reval Tallinn veya kısa adıyla Tallinn'dir. İşte Estonya'da İngiltere Kralı ile Rus Çarı bir araya geliyor. İngiltere Kralı Rus Çarı'na diyor ki, bugüne kadar Osmanlı'yı hep size karşı koruduk. Artık Osmanlı'ya ne yaparsanız yapın. Biz karışmayacağız, hatta birlikte de parçalayabiliriz diyor. İttihat ve Terakkiler de yaptığı istihbarat çalışması sonucunda Reval görüşmelerinin içeriğini öğreniyorlar. Ve 2. Abdülhamit'e telgraf çekiyorlar. Diyorlar ki, hünkârım, bakın siz yeniden meşrutiyeti ilan edin. Balkanlardaki halkı yönetime ortak edin ki bu Reval görüşmelerinde İngiltere Rusya'yı serbest bıraktı. Rusya Makedonya'yı, Balkanların altına oyacak. Hani buna bir önlem almamız lazım diyor. 2. Abdülhamit de diyor ki, ben yetkilerimi bir kez halkla paylaştım, ikinci kez paylaşmam diyor. Bunun üzerine İttihat ve Terakkili subaylar diyor, sen misin bunu yapan? İşte Resneli, Niyazi Bey, Enver Bey, bunlar Balkanlarda ordularıyla birlikte, askerleriyle birlikte ayaklanıyorlar, dağa çıkıyorlar. Ve 2. Abdülhamit Balkanlardan haber almasın diye tüm telgraf hatlarını kesiyorlar arkadaşlar. Bakın, tüm telgraf hatlarını kesiyorlar. 2. Abdülhamit bakıyor ki isyan ülke geneline yayılacak. İstemediği halde, zor durumda kaldığı için arkadaşlarım, yeniden meşrutiyeti ilan ediyor. Ve Osmanlı'da 1908 yılından itibaren 2. Meşrutiyet dönemi başlıyor. Ve bakın, yine kanuni esası yürürlüğe giriyor. Yine Mebusa Meclisi açılıyor. Ve 2. Meşrutiyet döneminde arkadaşlarım, Türk siyasi tarihinde ilk kez çok partili hayata geçiliyor. Şöyle, bu dönemde kurulan birçok parti var. Mesela İttihat ve Terakki Fırkası Meşveret ve Mizan adlı gazeteler çıkartıp bununla parti propagandası yapıyor. Ardından Ahrar Fırkası Osmanlı'daki ilk liberal parti. Hürriyet ve İtilaf Fırkası var. Bu da İttihat ve Terakki'ye karşı yoğun muhalefet yapıyor. Bunların dışında Osmanlı Sosyalist Fırkası, Osmanlı Demokrat Fırkası, Muttedil, Hürriyet Perveran Fırkası, bir sürü arkadaşların böyle parti falan var. Bir de aynı zamanda gruplar var. Mesela Halaskar-ı Zabitan grubu var. Bunlar iddiaçılara karşı suikastler düzenliyorlar. Bir de şöyle bir şey. Bu İttihat ve Terakkiler Osmanlı'yı 1. Dünya Savaşı'na sokuyorlar ya. Sonraki süreçte 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı yenilgiyle ayrılınca İttihat ve Terakki liderlerine tepkiler artıyor. Bunlar ülkeyi terk ediyorlar. Genellikle Fransa'ya falan gidiyorlar. Bunları destekleyen üst kademedeki diğer insanlar falan, onların hepsi ülkeyi terk edemiyor. Bunlar da farklı bir parti adı altında varlıklarını sürdürüyorlar. İşte o farklı partinin adı nedir? Teceddüt Fırkası. Yani bu İttihat ve Terakki'nin devam niteliğinde olan partidir arkadaşlarım. Adı neymiş? Teceddüt Fırkası. Peki, devam ediyorum. Arkadaşlarım, şimdi 1908'de 2. Meşrutiyet ilan ediliyor. 1909'da 31 Mart isyanı patlak veriyor. Bakın, bu Osmanlı'da rejime karşı ilk ve tek isyandır. Büyük isyandır. İsyancılar meşrutiyet rejiminden mutlakiyete geri dönülmesini istiyor. Bu doğrultuda mevcut ileri bir düzenden geriye doğru değişiklikleri içeren hamlelere irticai hareket denilir. Ve 31 Mart isyanı da irticai hareket olarak adlandırılır. Peki bu isyanın çıkmasında neler etkili? Arkadaşlarım, mektepli alaylı subay çatışmaları var. Ahrar Fırkası ve İttihat-ı Muhammedi Fırkası'nın çalışmaları var. Bir de Volkan ve Serbestli gazetesinde çıkan yazılar var. Tabi avcı tavırlarının da etkisi var. Şimdi arkadaşlar, mesela Volkan gazetesinin başyazarı Derviş Vahdedi adında biri. Derviş Vahdedi gazetedeki yazılarında şunu söylüyor. Diyor ki, Halife Hazretleri Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. Halkın ne haddine onun yanında yönetime katılmak istemez. Halk derhal elini eteğini yönetimden çekmeli ve Halife Hazretlerine yetkileri devredilmelidir diyor. Ve bu düşünceleriyle İstanbul'un güvenliğinden sorumlu avcı taburlarını da etkiliyor. Yani isyan çıktığında isyanın bastırılmasıyla görevli birim arkadaşlarım, onlar da isyana katılıyor. Ve arkadaşlarım, bu süreçte Galata Köprüsü üzerinde arbede yaşanıyor ve Serbestli Gazetesi başyazarı Hasan Fehmi öldürülüyor. Bakın, Hasan Fehmi öldürülüyor. Biz bugüne kadar bir gazeteci öldürüldü dedik mi? Hayır. O zaman Türklerde ilk basın şehidi kimdir? Hasan Fehmi. Bir de şöyle, avcı taburlarına karşı İttihat ve Terakkililerin kurduğu taburlara da Hürriyet taburları denilir. Bunu da bir sınavda yine sorabilirler. Peki arkadaşlarım, 2. Abdülhamit sizce bu isyanı bastırmak için yoğun çalışma yapmış mıdır? Evet, yapmış mıdır? Yapmamıştır. Niye? Çünkü isyancılar meşrutiyetten mutlakiyete dönülmesini istiyor. 2. Abdülhamit meşrutiyeti istediği için mi ilan etti? Hayır. Zor durumda kaldığı için ilan etti. O yüzden İttihat ve Terakkililer ne yapıyorlar? Selanik'te bir hareket ordusu kuruyorlar.
Ve bu ordunun komutanı Mahmut Şevket Paşa ve kurmay başkanı da kim? Mustafa Kemal arkadaşlarım. Bu Mustafa Kemal'in tarih sahnesine ilk çıkışı mı? Evet. Peki ne oluyor? İsyan bastırılıyor ve isyanda rolü olduğu düşünülen 2. Abdülhamit tahttan indiriliyor. Ve yerine 5. Mehmet Reşat tahta geçiriliyor. Ve kanuni esası da 1909 değişiklikleri yapılıyor. Tabii bunlar da nedir? Demokratik düzenlemelerdir. Bir de 5. Mehmet Reşat deyip geçmeyeceğiz. 5. Mehmet Reşat felaketlerin padişahıdır. Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, 1. Dünya Savaşı hep onun döneminde gerçekleşmiştir. Bakın 1909 anayasa değişiklikleri de ney? Hep demokratik düzenlemeler. Yani padişahın üstünlüğünü vurgulayıcı maddeler yok arkadaşlarım. Bir anayasadaki 1909 değişikliklerinde. Hatta ne diyoruz? 2. Meşrutiyet döneminde Osmanlı siyasi tarihinde ilk kez, hani Türk siyasi tarihinde ilk kez çok partili hayata geçildi. Evet ama 2. Abdülhamit tahttayken değil. 2. Abdülhamit tahttan indirildikten sonra 1909 değişikliklerinden sonra çok partili hayata geçiliyor. Yani 5. Mehmet Reşat döneminde. Anlaşıldı mı kardeşlerim? Umarım güzelce anlamışsınızdır. Evet, çok şükür arkadaşlarım. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde Atatürk'ün hayatıyla, inkılap tarihiyle kaldığımız yerden tekrarlara devam edeceğiz arkadaşlarım. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin, esen kalın. Görüşürüz.